parmak izinden doğuştan gelen yetenekleri belirliyorlar. Konya'da geliştirilen ve Teknofest'te üçüncülük alan projeyle parmak izi analizi yapılarak bireylerin doğuştan gelen yatkın olduğu yetenekleri tespit edilebiliyor. Evet, bu Teknofest gerçekten çok güzel çok bir güzel. Platform. Çok yüreklendiriyor, kesinlikle değil mi? Gençlere de ön ayak olan, gençlerin de kendini ifade ettiği Tabii. Çok güzel, çok seviyoruz Teknofest'i. Şimdi, parmak izlerini inceleyerek doğuştan gelen yetenek nasıl evet. olurmuş? Şimdi görüntülerimize gelecek. El becerisi çok yüksek. Özellikle mesela ben size bir şey söyleyeyim, çok ilginç. Böyle parmakları biraz uzun olan. Evet. Parmakları böyle uzun olan, ince olan hanımefendiler gelin olarak seçiliyormuş. İkinci kıstas ölçü tebessüm efendim olacak. Üçüncü ölçü ne olacak efendim? Duyumlu olacak. Aman efendim onu da alayım, bunu da alayım falan demeyecek. Böyle kızlar ararlardı. Niye dedim? Birisi dedi ki, abi dedi, parmakları uzun olan böyle hanımefendiler, kızlar falan daha şey dedi, daha hamarat. Ben de dedim ki, kendisi dostum tabii CHP'li, CHP'li dedim ben, ha evet siz tabii. Ben de dedim ki bence bu dönemde bir espri de yapayım, konu anlaşılsın. CHP'li kızlarla efendim delikanlıların evlenmesi lazım. Niye dedi? Dedim helal olsun onlara, bakın. Kemal Bey 14 seçim kaybetti, hala Kemal Bey'e oy veriyorlar. Dolayısıyla sizi ortada bırakmazlar. Şimdi gençler korkuyor ya, boşanmalar çok oldu, ayrılmalar çok oldu. Alın bir hanımefendi, CHP'li bir kızımızı alın, evlenin. Kıyamet, kıyamete kadar demeyelim, kesinlikle terk edilmezsiniz efendim. 14 seçim kaybetti Kemal Bey, yine Kemal Bey'e oy veriyorlar. Sadakat böyle işte. Ama kim bana inanır? Kimse inanmaz. Kulak vermiyorlar bana, ne yapayım? Evet, bakalım. Buna ne diyorsunuz? Parmak vallahi, izinden yetenek işte dedim ya, parmaklar uzun, çok yetenekli falan. Olabilir mi? Olur. Niye olmasın? Keşke biz de mi gitsek? Yani bundan sonra keşfedilmemiş. Belki de farklı bir yeteneğimiz çıkacak orada. Bak ciddi söylüyorum. Birçok lider vasfını, özelliğini taşıyan insan, delikanlı, genç farkında olmayabilir. Birileri tarafından keşfediliyor. Ben şahsen spikerlik adına öyle iki kişi keşfettim. Şimdi vallahi kimse onları tutmuyor. Grupları yönetiyorlar ya. Yani medyada birisi bir televizyonda haber dairesi başkanı, diğeri bir tık yukarı çıktı. Artık o bütün medya grubunun başkanı oldu. Bunları ben keşfetmiştim. Ne birisi güzel. Özel kalem müdürüydü bir genel müdürün. Diğeri de top oynarken, bak dedim bunun sesi çok güzel. Böyle dolu dolu konuşuyor, böyle ceval. Bundan iyi spiker olur dedim. Spiker oldu. Şimdi bir grupta haber dairesi başkanı. Yani birisinin sizi keşfetmesi lazım. Ama Hatta kim keşfetti? Keşfediyor yetenekleri. Hayır ben öyle dek geldim. Birisinin sizi keşfetmesi lazım. Çünkü birçok insan yeteneklerinin farkında değil. Eğitimde de öyle. Evet. Tabii. Eğitimde de o belletmen dediğimiz, rehber öğretmen dediğimiz öğretmenlerin çok dikkatlice, bilhassa ilkokul ve ortaokulda öğrencileri efendim takip edip yeteneklerine göre yönlendirmeleri gerekiyor.